Arkadaşlar merhaba, bugün size hem bir site tanıtımı yapacağım hem de 4 tane kutum var. 4 tane kutuyu açacağım. Bunlardan birisi tanıtacağım siteden geldi. Yeni bir site. Sitenin adı Tekin. Onu tanıtmadan önce 2 tane duyurum var, onları söyleyeyim. Önce bu ayın sonunda, yani 3-4 gün sonra yani bir çekilişimiz olacak. O çekilişe Instagram üzerinden katılabilirsiniz. Çekilişte 2 tane Funko Pop vereceğim 2 ayrı kişiye. Birinci duyurum buydu. İkincisi, kanalın arkadaşlar artık katıl ve süper şeyleri falan açıldı. Yani para kazanma açıldı kanalda. O yüzden hani katıla üye olabiliyorsunuz artık. İsteyen de o şekilde beni destekleyebilir. En ufağı 25 lira galiba. En küçük açtı. Onunla beraber hani bazı videolara erken erişim sağlayabiliyorsunuz. Yani 7-8 saat önceden. Ayrıca katıla özel ileride çekilişler falan olacak. Bir de WhatsApp grubu düşünüyorum katıldakiler için. Yani böyle şeyler var. Onu da düşünebilirsiniz. Şimdi ben videoya geçeyim. Sizi bir siteyi bir tanıtayım. En sonunda da bu kutuları beraber açalım. Merhaba arkadaşlar. Giriş kısmından görmüşsünüzdür zaten. Bu siteden bir sipariş verdim ve ürünler geldi. Bu siteyi niye kullanıyoruz? Daha önce zaten vardı kullandığımız bir sürü site. Niye bu siteye geçiyoruz? Çünkü arkadaşlar bu site İspanya sitesi. İspanya olduğu için vergi, Avrupa Birliği'ne dahil olduğu için vergi %30. Diğer kullandığımız bütün sitelerde vergi %60. Bu şu an %30 vergiyle ürün alabileceğimiz tek site. Bazı ürünler yine de burada çok fazla çeşit olmadığı için bazı ürünler yine de diğer sitelerde daha da karlı olabilir. Sitenin ismi Tekin, Trade-in, Kid-in, yani şöyle yazılıyor, başının sonunda in var. Bu sitelerin hepsi aynı site. Tekin yazabilirsiniz ya da Trade-in yazabilirsiniz. Hepsi aynı site arkadaşlar. Böyle gelip başla Funko yazın. Zaten bir sürü ürün var. Fiyatlar TL olarak çıkıyor. Kargo ücretleri bayağı uygun. Ben önce burada siparişimi size bir göstereyim. Verdiğim siparişi spoiler gibi de olacak ama çok sorun değil. Siparişimde şu 3 ürün var arkadaşlar. 30 euro'nun altında olacak 3 ürününüz. Normalde benim bu 3 ürünüm 28, 24 ya da 28 euro gibi bir şey yapıyor. Ben aslında 4 ürün de alabilirdim. Şu biraz pahalı çünkü. Bunun yerine başka bir ürün de alabilirdim ama bunu aldım ve 3 ürün oldu. Şöyle size birkaç bir şey göstereceğim. Bir, sitede ürün kargolandıktan sonra paketi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın, ürünün paketinin fotoğrafını koyuyorlar. O iyi bir şey bence. Tabii şöyle yan sekmeye geçmiş. Şuradan hemen faturasına bakalım birlikte. Faturası arkadaşlar, şöyle biraz büyüteyim. Bakın 3 tane ürünüm var. 3 tane ürün. Biri 12.67 pahalı olan. Diğerleri de 6.6. Yani şu bunun zaten ikisi kadar tutmuş. Toplam 24 euro, 24 dolar figürler tutmuş. 12 dolar da kargo. Bu da bayağı uygun bir kargo aslında. 6 dolar kargo figür 4 dolar kargo figür başı. Çok iyi fiyat. Bunu da kapatabiliriz. Burada zaten Petite ile geliyor arkadaşlar. Tabii DHL ile de göndertebiliyorsunuz ama biraz daha pahalı oluyor. Petite biraz daha ucuz. Hemen şöyle mesela bir figür arayalım. Star Wars arayalım mesela. Funko Star Wars yazalım. Bir sürü Star Wars figürü var arkadaşlar ve uygun fiyatlılar da var. Mesela 400 lira falan normal figürlerin fiyatı ama şöyle 240 liraya da var. Bu 240 liralar tabii vergilerle beraber falan artacak. Yani buradaki her figürü mesela nasıl hesaplayacaksınız? Şöyle hemen size göstereyim. Mesela bu figürü almak istiyorsunuz diyelim. Morgan Elsbeth diye bir figür. 241 lira. 4 dolar kaç para mesela? Önce ona bakacaksınız. 4 dolar 136 lira. Bu ürün için 136 lira ekstra kargo gelecek. Bir de bu ürün kaçtı? 242 diyelim. 242 çarpı 130 bölü 100. Yani %30 vergi eklenmiş hali. 314 lira olacak bu ürün vergili hali. 314 artı 136. Onu da ekleyelim. 314 artı 136. O da arkadaşlar 450 lira. Şu figür kargo vergi dahil 450 liraya gelecek size. Bu şekilde figürlerin kaça geleceğini de hesaplayabilirsiniz. Yani önce ne yapıyoruz? Her figür başı 4 dolar kargo ekliyoruz. O şu an 136 lira yapıyor. Bir de figürün fiyatını 130'la çarpıp 100'e bölüyoruz. Bu da %30 vergi hesaplaması için. O öyle olunca toplam çıkan fiyat şu zaten 450 lira. Mesela başka ürün bakalım. Pahalılar da var, ucuzlar da var. Mesela One Piece figürü bakalım. Mesela ben buradan ucuzlardan aldım. Pahalılar da var tabii ki. Mesela şu an 1068 lira. Bu kaydı şu an
1068 TL'ye gümrükten geçiyor normalde. Şu kaydı şu an gümrükten 1600 diyor. Burada niye 1068 gördüm ben? 1668'miş. Ben yanlış görmüşüm. Geçmiyor arkadaşlar gümrükten. Site bu şekilde arkadaşlar. Chase'ler de var. Hemen mesela Funko Chase yazalım. Ama Chase sistemi tam olarak nasıl bilmiyorum. Chase'ler ayrı mı satılıyor? Birleşik mi satılıyor? Çünkü mesela burada girelim mesela. Orijinal dilde değil. Mesela random Chase diyor. Bunda acaba Chase çıkma şansı var mı? Bilmiyorum. Bunu birileri denese güzel olur yani. 5-6 tane alıp falan. Çünkü random Chase diyor. Bu Chase çıkma şansı var demek. Chase çıkma şansı varken bu fiyat gayet uygun arkadaşlar. Onları da denemek lazım. Ben onu henüz denemedim. Site bu şekilde. İspanya sitesi. Sipariş verdim. Ürünler geldi sorunsuz. Site güvenilir. Her zamanki gibi işte üye olun. Siparişinizi verin yani. Burada bir davet linki falan yok. Ha, her sipariş başı da 4-5 lira, 10 lira, 20 lira bir şeyler geliyordu. Onu da göstereyim. Mesela ben bir sipariş vermişim. 16 lira para birikmiş sipariş başına. Bunu da bir sonraki siparişinizde kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde yani. Siz de bu siteye bakabilirsiniz. Şimdi kutu açılışına ve kutu açılışı sonrası başka birkaç tane daha kutu vardı. Onları da görelim. Ondan sonra da videoya veda edelim arkadaşlar. İlk önce tanıtımını yaptığım bu siteden gelen kargo ile başlayalım arkadaşlar. Şu şekilde gelmiş. Büyük bir poşet. İçinde de karton kutu var. Hasarlı gelmiş midir bilmiyorum. Pek zannetmiyorum ama bir yenere bakalım. Ben ilk alışverişim bu siteden. Bu siteden niye alışveriş yaptığımızı açıklamışımdır zaten az önceki kısımda. Yani bu site İspanya sitesi olduğu için vergiler %30 arkadaşlar. Avrupa Birliği'ne dahil olduğu için. Normalde diğer tüm sitelerimiz ya Amerika ya İngiltere ya Avustralya olduğu için onlarda vergi %60. Hani burada %30 vergi avantajımız var. O yüzden bu siteden böyle bir tanıtım videosu çektim. Buradan 3 tane Funko aldım. Belki videoda göstermişimdir, belki göstermemişimdir. Şu şekilde kutuda gelmişler. Şöyle açayım önce. Şu şekilde gelmiş arkadaşlar. Şunu çıkartayım. Pek özenli sarıldığını söyleyemeyeceğim. Çünkü şu hani Funko'ları sarmamış bile. Funko'lar böyle içinde serbest gezmiş. Hani kargo çok geçer not almadı ama şu figür arkadaşlar benim çok sevdiğim bir figür. Bleach'ten Urahara Kisuke. Benim çok sevdiğim bir karakter. Bleach'te en sevdiğim karakter. Bence çok karizmatik bir karakter. Şöyle yakından bir göstereyim. Zaten aldığım figürler içerisinde en pahalısı buydu. Şöyle. Bu zaten Amazon'da da vardı ama burada daha ucuzdu. O yüzden aldım. Bunu koyayım. İki tane de One Piece figürü aldım. Şöyle. Onları da göstereyim. Onami ve Usagi figürü. Hepsi mint durumda gelmiş arkadaşlar. Hiçbir sıkıntıları yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama kargo hani mükemmel durumda değil bence. Kutu kullanımı ve şeye sarma olarak çok iyi değil ama kutular bir şeyler mint durumda gelmiş figürler. Şimdi diğer figürlerimize bakalım. Burada biliyorsun birçok yerden aldığım figürler var. Ben en çok Vatna siparişlerini heyecanla bekliyorum. Çünkü onlar hani değişik figürler oluyor genelde. Türkiye'de falan ya da herhangi sitelerde bulunması zor figürler oluyor. Şimdi bir tane pop culture siparişim var. Bu yeni yasaya. Ha bu arada bu bahsettiğim şeyden gelen ürün hiç açılmamış bile PTT tarafından. Direkt geçirilmiş yani. Bir tek açılan yani üzerinde PTT bandı olan bu. Pop culture'dan gelen kutum bir tek açılmış. Diğer hiçbirisi açılmamış bile. Bu 4 kutuya toplam 1907 lira gibi bir vergi ödedim. Şöyle açalım. Bu ikinci kargom. Bunu yeni yasaya göre, bunu da yeni yasaya göre uygun aldım. Biliyorsunuz yeni yasadan da çok kısa bahsedeyim. 30 euronun altında olacak kutular. Kargo hariç şekilde. Buradan iki tane figür var. İlki, belki diğer kutuların takılır diye bu siparişi vermiştim aslında. Gösteremiyorum. Popkalça'dan ilk kez bu kadar küçük kutu alıyorum. İlki Sugar. Bunu bir arkadaşıma almıştım zaten. Bunu ona göndereceğim. Bir tanesi bu. Bundan zaten Türkiye'ye getirdiğim 5. Sugar oldu bu. Diğeri de Zoro Emma'yla Glow in the Dark. Gayet güzel bir figür. Şöyle göstereyim. Bu da çok iyi. Şimdi beni asıl heyecanlandıran figürlere geldik. Bir tanesi bu. Bu düşündüğüm figür galiba. Bakalım. Bu bahsettiğim gibi hiç açılmamış. Bu yine Batnat'tan alındı. Aslında bu videonun konusu değil aslında bu kutu açılışları. Bu işte sadece ilk açtım. Yani site tanıtımında önemliydi. Bunlar da bugün gelmişken bunları da bu videoda açayım dedim. Yine bu da Batnat'tan geldi ve hiç açılmamış hiç. Yani açıp kontrol etmemişler. Direkt vergisini yapıştırmışlar.
Üzerine bir de not yazmış adam. Şöyle bir bakalım ne yazmış. Şöyle bir görelim. Şöyle. Burada isteyen okumak isteyenler bir dondurup okuyabilir. Şöyle gösterdim kameraya. Ben bir bakayım. Thank you for your purchase. I hope you enjoyed the boat. For the inconvenience, not only did I lower the price for you, but $1 added a small gift. Küçük bir de hediye ekledim diyor. Thank you for your support diyor. Gift is wrapped in the tissue paper. Peçete kağıdına sarılı diyor gift. Bakalım ne yollamış gift. Bu banknottan bahsettiğim gibi. Önce ana figürü göstereyim arkadaşlar. Biraz spoiler. Önce giftine bakalım bunu. Sonra şu ana kutuyu açalım. Gift şu diyor. Sanki Mr. Mini ya da anahtarlık gibi bir şey bence. Bakalım. One Piece'in Bandai figürü şey. Kapalı bir de. Açılmamış. Şöyle yakından göstereyim. Bu X-Ray figürü. Bandai'nin orijinal figürü. Şöyle yollamış bana bunu. Bunu ne yaparım bilmiyorum şu an. Şöyle bir şeyler de var. Belki şeyde dolapta satışa koyarım. Çünkü ben bu tarz bir şey toplamıyorum. İlginç bir şeymiş. Teşekkür ediyorum hediyesi için. Şöyle bir boyutunu da anlamanız için şöyle koyayım. Şöyle yapalım. Adama da 5 yıldız vereceğim. Çünkü bana indirim de yapmıştı bu figürde. Keşke şeyi tabii zor bulması ama bu gemi için koruyucu kılıf olsa mükemmel olurdu. TR'de çok zor bulunuyorlar. Amerika'da falan gene bulabiliyorsunuz. Ya bu salçadan da bayağı şey yaptı, keskinliği azaldı. Kutuya da zarar vermek istemiyorum. Salçadan da bir çan değiştirmem lazım. Şurada şimdi o kadar yolu hasarsız gelip de şurada benim tarafımdan hasar almasını istemiyorum. Şöyle göstereyim. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de yani 3 tane ben biliyorum. Bununla beraber 3 tane biliyorum bu gemiden var. Daha fazla olabilir. 4-5 tane olabilir. 10 tane olduğunu zannetmiyorum. Şöyle çok güzel durumda. Trafalgar Law ve gemisi. Şöyle üstten de göstereyim. Bayağı mükemmel durumda. Bayağı iyi yani. Şöyle altını da göstereyim. Çok güzel. Vallahi çok iyi gözüküyor. Şöyle bir daha göstereyim. Bayağı hoşuma gitti. Bu da burada. Şunu şöyle yapalım. Buraya koyacağım. Şimdi gelelim son kutuya. Bu figürleri arkadaşlar ucuz aldım. Size de hani bir yöntem söyleyeyim. Şimdi Amerikalılar bizden şey konusunda biraz daha fazla hassas. Hasarlar konusunda. Hani bizde de çok hassas kişiler var da. Yani orada biraz daha figürler ucuz olduğu için hasarlar konusunda çok daha hassaslar. Bir tane lot yapmıştı adam böyle Damage Funko diye. Ama hasarlar çok küçük küçüktü. Hani benim standartlarıma göre değil. Hasarlar çok küçük küçüktü. Figürler bayağı değerli. Ama hasarlı olduğu için bayağı ucuza koymuştu. Ben de benim için önemli değil deyip aldım. Şuna bayılıyorum ya bakın. Şimdi şunlarla ben sonra bir şey başka bir şeyler yolluyorum ama şunlara bir bakın arkadaşlar. Amerikan Postası'nın bedava verdiği şey poşetleri, kargo poşetleri. Şöyle içi şöyle şeyli bayağı güzel yani. Vallahi helal olsun. Ha, bu çok güzel yollamış mesela. Kargoyu da şöyle göstereyim üstten. Bayağı güzel. Aa, hepsini koruyucu kılıfta yollamış. Vallahi çok güzel. Şimdi sırayla göstereceğim buradaki figürleri. Bayağı güzeller. Şimdi ilki. Şimdi ben bunlar hasarlı olduğu için hasarlarını arıyorum. Önce size gösterip sonra hasar arayayım bence. İlki bu Amumu. Şu Amumu figürü arkadaşlar. Hiç ben hasar görmedim. Yani böyle bariz bir hasar görmedim. Ve kutu şey koruyucu kılıfı bayağı iyi. Şurada sadece şey lekesi var. Onu mu diyor acaba? Üzerine yapıştırılmış fiyat stikerinin lekesi var. Onu diyorsa hiçbir şey değil o yani.
Başka bir hasar görmedim ben. Bu bence mükemmel bir figür. Gelelim ikinciye. İkincisi şu. Bu figürde hasar yok. Çünkü bunu ben şey olarak aldım. Başka bir şey vardı bu sette, 6 figürde. Bir tane onu değiştirmiştim bununla. O yüzden bunda hasar olmadığını biliyorum. Shrimp Morty. Şöyle. Bunun Rick'ini de alacağım. Biliyorsunuz Rick and Morty City yapıyorum. Yine bu da mükemmel durumda. Ve çok güzel koruyucularla gelmiş yani. Kaliteli koruyucu. Hani birinci sınıf değil ama üçüncü sınıfta değil yani. Bir sonraki yine Rick and Morty'den Western Rick. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir figür. Bunun bir de Morty'si var. Onu da alacağım. Yani bu da çok iyi durumda ve hiç hasar görmüyorum. Şurada bunu göstereceğim kameraya. Bir tane hasar buldum. Hasar değil de yani hasarımsı bir şey. Bakın yakından göstereyim. Şurada bir ne kadar gözüküyor kameraya bilmiyorum. Bir sticker yapıştırılmış. Sonra sticker sökülmüş. Şurada onun artığı kalmış. Sanırım hasar onu sayıyor. Ben onu zaten çıkartabiliyorum. O hiç sorun değil. Bir de altta da aynısı var. Fiat sticker var. Sökülmüş. Vallahi çok güzel bence. Bu zaten Türkiye'de bulması çok zor bir figür. Bunun da yine Morty'si var diye biliyorum. Üçünden şu ana kadar çok memnunum. Bir sonraki Alien Morty. Bu fazla arkadaşlar. Ben başka birinden Rick and Morty almışım. Alien Rick and Morty. Bu Morty ayrıca bu fazlalık. Bunu satacağım. Şöyle bir hızlıca göstereyim. Bir hasar bakayım. Görebilecek miyim? Yine aynı şekilde. Şurada sticker var. Aynı Rick'le. Az önceki Rick'le aynı şekilde. Bunu da göstereyim. Şöyle kameraya. Bakın şu sayının etrafında ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Şöyle şurada bir sticker şeyi var. Çıkartmıyorum şimdi bundan. Hiç gerek yok. Onun dışında bir hasar yok yani. Böyle hızlı muayenemde. Şimdi son iki figürüm. Bunlar çok güzel figürler. Spoiler olmasın. Yine kutunun şöyle içine bakın. Yine o şeylerden var. Çok iyi yani. Onları da kullanıyorum. Bir sonraki Optimus Prime. Şöyle göstereyim. Gayet güzel Optimus Prime ve bu kaç yılındaki? 2014 yılındaki Optimus Prime. 10 senelik figür ve bu değerli. $30 gibi bir şey hatırlıyorum. Yine aynı yerinde sticker şey var. Yani başka hiçbir hasarı yok. Sanırım bunlara hasar diye. Vallahi çok iyi. Bakın şurada sticker lekesi var. Aynı noktasında. Onlar zaten çıkartabilirim ben. Şöyle başka hiçbir hasarı yok. Çok güzel durumda figür. Ya bu ya da şu diğeri $30 falan civarı bir şey vardı. Son figürü gösteriyorum arkadaşlar. Call of Duty Space Land Zombie. Ben Call of Duty oynamadım. Ve ilk oyundan bu. Aynen. Gayet güzel figür. Yine bunda da aynı şey. Bakın burada sticker lekesi var. Sayıda ve şurasında. Vallahi çok iyi. Eğer tek hasarları bunu hasar olarak sayıp yolladıysa mükemmel bunlar. Hiçbirinde sorun yok bence. Yani Batman'dan aldığım en karlı alışveriş bu olabilir. Siz de hani arada yazabilirsiniz. Damaged Funko yazın. Çünkü onlar böyle bir sticker lekesini bile hasar olarak sayabiliyorlar. Onlar hani böyle en basitiyle aseton, kolonya gibi şeylerle ya da izopropil alkolle kolayca çıkabilecek şeyler. Ben hiçbirinde böyle büyük bir hasar görmedim. Daha detaylı inceleyeceğim tabii. Ama vallahi hiç böyle büyük bir hasar görmedim hiçbirinde. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Desteklemek isteyenler de katıla üye olabilir. Katıla üye olanlara bu video 5-6 saat bile önce önlerine düşmüş olabilir. Hoşçakalın.